harcamaya bazen tatlıdır. Hocam. Durum nedir Nedim? Hocam maçın bitmesine 10 dakika kaldı ve 3-0 mağlubuz. Hocam bu zavallı arkadaşın ne işi var burada? Arkadaşlarının hezimetine tanık olsun diye mi getirdiniz? Siz buyurun hocam maça. Gerçi 10 dakika kalmış. Burak. Hadi. Maç daha yeni başlıyor. Kardeşim hoş geldin. Geçmiş olsun. Başarılar kardeşim. Sağ ol. Nerelere vuruyorum da akıllanmıyor yine. Başımı
yok ki biz aynıyız. Sana çay gönderler bana deli. Dünyadasa biz ayrılmalıyız. Başıma bak diye bak diye nere nere. Yorumda akıllar ne yine. Peşime düşmeye bazen atamıyorum. Buluyorum da belamı bak bile bile. Tebrik ederim. Benden habersiz. Bundan sonra bir yere gitmek yok. Tamam abla. Geç hazırlandığım için geç kalıyoruz, öyle mi abla? Gözde, sabah kalktım, seni uyandırdım, kahvaltıyı hazırladım. Sonra tekrar yattım, yarım saat uyudum. Sonra kalktım, üstüm başımı değiştirdim. Sen hala hazırlanamamıştın. Ha evet ya. Böyle düşününce benim yüzümden geç kalıyormuşuz. Ya. Neyse ki arabamız turbo. Direksiyonun başında da şoför Nebati'miz var. Sen şıp diye yetiştirirsin şimdi bize. Vay. İyi geceler. İyi geceler Gözdeciğim, ne yapıyorsun? İyi geceler Nadir. Yalnız bizim biraz acelemiz var. Acaba sen bize sakladığın sürprizi akşama mı bıraksan, pardon sabaha mı bıraksan? Ya yok, sürpriz mipriz yok Hayat abla. Ben öyle ekmek aldım, dükkana gidiyorum. Ha siz de gelsenize ya. Menemen yaptım. Beraber girik, acılı acılı. Yok Nadir, biz o işi hallettik, sağ ol. Gözdeciğim, sen gelsene. Sen yemen mi menemen? Yemem Nadir, yemem. Onun adı yemen mi değil, yemez misin Nadir? Abla şuna Türkçe dersi vereceğine kapıyı açsan da civcivin el verdiği hızla şu menemen kokulu sabah sohbetinden uzaklaşsak. Bulabilsem anahtarı açacağım Gözde. Anahtarı bulamıyorum. Anahtar mı? Anahtar nedir ya? Siz hala anahtar mı kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsun Nadir? Ne yapıyorsun? Hop dakika, hop hop hop. Bir dakika. Ya. Ah işte açtım. Git anahtarı getir. Of abla ya. Hayat abla. Sen. Biz
istiyorsan motorajı kontak yapayım. Ben şimdi kontak yapacağım. Gerçekten net kontak yapacağım şimdi Nadir. Gerçekten isminle müsemma nadir bir insansın. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim o zaman. İyi geceler. Ben buradan gideyim. İyi geceler. İyi geceler Nadir. Ya kolumu kanadını kırdılar civcivimin. Ha? Görüşürüz. Nadir. Burak, artık yoluna çık abiciğim. Ya arkadaşlar, adam maçın son 10 dakikası girdi ve tam 3 tane gol attı ya. Kardeşim, artık senin yerin... Genç milli. Aynen. Abartmayın, o kadar da değil ya. Abi olur mu ya? Alçak, alçak, alçak gönüller olaydı. Sen haftanın kahramanısın, net. Aynen. Arkadaşlar bahsi giriyorum. Bugün o Koray bebesi ve tayfası gelmeyecek. Var mısınız iddiaya? Yokum. Koraylar geliyor beyler. Bam, bam, babam. Bam, bam, babam. Bam, bam, babam. Koray? Gözüne uyku girmedi herhalde. Uyumak için koyunları mı yoksa golleri mi saydın? On Bey'in şakasının olmadığını anlamışsındır aslan parçası. Yani. Arkadaşlar tamam fazla abartmayın ya. O değil de hakem maçı biraz daha uzatsaydı etekleri giymiş elleri öpüyor olacaktınız. O zaman sen bir dur. Oğlum sen beni delirtecek misin? Ne yapıyorsun? Dağdan inmiş eşkıya gibi okul camı kırılır mı? Koray delirtecek misin beni? Burak'ı maça getirdiğiniz zaman çok keyifliydiniz ama... neşenizi kaçırdıysam kusura bakmayın Hayat Hoca. Koray, okulun malına zarar vererek şu an disiplin suçu işlediğinin farkında mısın? Müdüre söyleyin, faturayı adresime göndersin. Allah'ım diyeceğim ki kazanma hırsı. Ortada kazanan kaybeden de yok. Maç 3-3 berabere bitti. Bu nasıl bir kazanma hırsıdır? Biz kazanıyorduk biz.
Siz o pisliği sahaya getirip her şeyi mahvedene kadar. Koray doğru konuş. O pislik dediğin senin arkadaşın. Ayrıca hastaneden çıkmıştı, morale ihtiyacı vardı. Ve o maçta oynamak en az senin kadar onun da hakkıydı. Maçı kazanmamıza engel olmak için yaptınız bunu. 3 tane gol attım. Maçın yıldızıydım ben. Ama siz o pisliği sahaya getirince dengeler bozuldu. Bilerek yaptınız bunu, plan yaptınız. Ben mi yaptım? Niçin yapayım böyle bir şey? Gözlerin bana olan duyguları o kadar korkutuyor ki sizi. Gözde konusu kapandı Koray. Kapandı. Ve bir kere daha duymak istemiyorum. Lafımı ikiletme. Neden onu benden uzak tutmaya çalışıyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Çünkü siz de biliyorsunuz Gözde beni seviyor. O da benimle birlikte olmak istiyor. Ama sizden çekiniyor. Peki tamam. Bu konu burada kapandı, uzatmayacağım. Müdürle konuşacağım. Bu hareket cezasız kalmayacak. Hocam. Evet. Gözde'yi sevmemin cezası ne? Koray. Oğlum. Bak. Bak ben senin öğretmeninim. Bana her ne konuda ihtiyacın olursa ben senin yanında olmaya hazırım. Anlıyor musun? Ama Gözde benim kardeşim. Ve o söz konusu olduğunda ben öğretmenliği bir kenara bırakmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok Koray. O benim dostum, arkadaşım, yoldaşım. Ben onun annesi babası gibiyim. O yüzden onun hayatında en doğru kararı vermekle yükümlüyüm ben. Onun ayağına taş değse benim canım acır. Dolayısıyla onun hayatıyla ilgili en doğru kararları vermekle yükümlüyüm ben. Bu yüzden o son yaşanan olaydan sonra seninle olan arkadaşlığımı uygun bulmuyorum. Beni anla lütfen. Artık anla. Ve bir kere daha konuşmayalım bunu. Hocam soruma cevap verin, soruma. Gözde'yi sevmemin cezası ne? Söyleyin. Çünkü ondan vazgeçmem. Vazgeçmeyeceğim. Onun için dünyayı karşıma almam gerekirse alırım. Onun için karşımda kim durursa dursun ezer geçerim. İstediğiniz kadar yasaklar koyun bana. İstediğiniz kadar. Hepsini tek tek çiğnerim. Gözde'yi sevmemin cezası neyse gözümü bile kırpmadan seve seve öderim. Eğer kardeşimin saçının teline senin yüzünden zarar gelirse hayatım boyunca ödeyemeyeceğin kadar ağır bedeller ödetirim sana. İnan yaparım bunu. Sana bu lafları tek tek yedireceğim Hayat Hoca. Seni benim karşıma çıktığına pişman edeceğim. Bekle. Bekle bakalım en ağır bedeli kim ödeyecek şimdi? Bekle! Abi berabere kaldık, adam camı indirdi. Ya hele bir de yensek, okulu yıkacak. Ya aslında yenerdik de ben tam performansımı gösteremedim. Yani. Yok be abi. Aşkım sen hastaneden yeni çıktın daha. Yoksa siz onları havada karada yenerdiniz. Aynen abi, her iddiasına varım yenerdik. Maç berabere bitti. Koray neyin tantasında abi? Kazanamadı ya, kudurdu, kudurdu. Burak abim be. Şampiyonsun şampiyon. Bir imza sana. Burak bana da bana da. Oğlum saçmalamayın ya. O kadar da değil be. Harbiden berabere kaldık ama Burak gelince bizim takım yenmiş gibi oldu sanki. Arkadaşlar uzatmayalım fazla. Çünkü biz abartınca onlar da abartıyorlar. Sonra tatsız şeyler oluyor. Gerek yok ya. Yani. Abi şu anda Hayat Hoca Koray'a gerekli ayarı veriyor. İnşallah.
Ne dedi Hayat hocam? Ne diyecek ya? Hava cıva. Dediği bir şey yok. Koray bak saçmalıyorsun. El alemin ezikleri için bizi de kendini de harcama. Benim kimseyi harcadığım falan yok. Ama hazmedemiyorum işte. Anladın mı? Benim için beraberlik yenilgi demektir. Gözlerin gözü önünde o herifin takımına yenildiğim için hazmedemiyorum. Hazmedemiyorum işte ya, hazmedemiyorum. Ben de her seferinde o kız için atar yapmanı hazmedemiyorum. Ya bu nedir camı çerçeveye indirmek? Umarım nabzın normale geldiğinde gerçek arkadaşlarının kim olduğunu ve o Gözde denen kız için değmeyeceğini anlarsın Koray. Ya sana ne oluyor ya Gözde konusu açıldığı zaman bağırıp çağırıyorsun? He? Ne oluyor? Ne bu liseli kız tripleri? Ne oluyor? Abi kız liseli zaten. Ya sen ne diyorsun ya? Bak tamam. O çakma Ronaldo sonradan maça girmeseydi kazanmıştık. Bir de öyle numaralarla geldi. Artist artist, tekerlekli sandalye falan. Sen dur. Benim o Hit'le işim bittiği zaman tekerlekli sandalye en iyi arkadaş olacak. Yavaş. Sandalye kazayla cama gelmiştir. Yani disiplin cezası gerektirecek bir durum göremiyorum ben ortada Hayat Hanım. Müdür bey siz şaka mı yapıyorsunuz? Ya. Bakın ben de öğrencilere disiplin cezası verilmesinden yana değilim. Hatta bu istediğim son şey. Fakat bu kez durum farklı diyorum size. Evet farklı. Koray bizim en iyi müşteri... Pardon öğrencimiz. Ona böyle bir ceza vermek ayıp. Üstelik okulumuza yaptığı bağışlardan sonra nankörlük olur bu Hayat Hanım. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum müdür bey. Bakın Koray bu yaşına kadar hayatında istediği her şeye parayla sahip olmaya alışarak büyümüş bir çocuk. Fakat burası bir okul. Burada kimse yaptığı bağışlarla ya da parasıyla imtiyaz sahibi olamaz. Olur. Ah. Hiç duymadınız mı? Parayı veren düdüğü çalar. Öyle mi? O zaman bugün parayı veren camı kırar, yarın parayı veren bu okulu yakar, öyle mi? Yavaş! Bakın Hayat Hanım. Siz okula gelmeden önce dosyanızı inceledim ve ne sordum kendime biliyor musunuz? Buyurun. Bir öğretmen nasıl olur da bu kadar sık görev yeri değiştirir diye merak etmiştim. Ama şimdi anlıyorum neden biliyor musunuz? Çünkü siz fazla konuşuyorsunuz Hayat Hanım. Fazla ve dik konuşuyorsunuz. Şerif Bey, ben hayatım boyunca yanlış gördüğüm her hususta susmak yerine konuşmayı gerekirse dik konuşmayı tercih etmişimdir. Doğru olan da budur, değil midir? Değil. Hah. Özür dilerim, bakın isterseniz size durumu bir atasözüyle anlatmaya çalışayım. Ne derler bilirsiniz, erken öten horozu. Şerif Bey! Pardon. En azından lütfen rica ediyorum gidin Koray'la konuşun o zaman. Bana burada gözdağı vereceğinize, öğrencinize yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlatın rica ederim. Bakın sizi bir kere uyardım, vapur kazası oldu, dinlemediniz. İkinci kez uyarıyorum. Eğer şu anda bu çocuğa bir sınır çizilmezse yarın öbür gün her şey kontrolden çıkacak, haberiniz olsun. Başka bir mevzu yoksa müsaade sizin Hayat Hanım. İyi günler. Âlâ. Âlâ. Zeynep. Hayırdır canın sıkkın gibi, ne oldu? Yo iyiyim sağ ol. Var sende bir şeyler ama neyse. Ya okul çıkışı bir şeyler mi yapsak? Olmaz Gözde. Çıkar çıkmaz eve gitmem lazım. Hem gezerdik, biraz havamız değişmiş olurdu. Bak olmaz, ısrar etme. Dün de maç yüzünden zaten geç gittim. Bugün hemen eve gitmem lazım. Eve bir saat geç gitsen bal kabağına dönüşeceksin sanki. Neyse ben bir lavaboya gidip geleyim, sonra seni ikna ederim. Beni aşağıda beklersin değil mi? Beklerim. Hadi git. Gelemem Gözde. Gelemem.
abi. Hala etkisindeyim. O nasıl maçtı Roni ya? Kardeşime bak be. Rambo gibi son anda dirilip savun vadiler dedi. Oğlum analar Rambo'yu almış. Battal Gazi ile birleştirmiş. Çıkan sonuç. Gazi Ronaldo. Ya o değil de. Bir ara gerçekten o sandalyeye mahkum kaldın sandık Ronaldo ya. Ah be abi. Ya arkadaşlar, amacım sizi korkutmak değildi. Ama beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Sadece o Koray Can'ın herifin yüzündeki şok ifadesini görmek için küçük bir oyun oynamamız gerekti. Adam jigsaw beyler. I want to play a game. Arkadaşlar ben telefonumu sınıfta unuttum ya. Siz geçin ben geliyorum. Tamam hadi. Nasıl yaptın? Oğlum her zaman yapamam. Bir daha gözünü boğazım acıyor. Lütfen bir daha yap. Ya yapsana. Merhaba Burak. İyileşmene çok sevindim. Sağ ol Gözde. Bu arada maçta tebrik edecektim ama... Niye gelmedin? Kız arkadaşım benden rahatsız oluyor ya. Elinde olsa bir kaşık suda boğacak beni. Yok canım. Ya sonuçta Sevda da yanlış anlamış. Biz arkadaşız sonuçta değil mi? Evet. Aynı sınıfta okuyan iki arkadaşız. Niye böyle yapıyor ki acaba? Peki Koray? Onunla da sadece arkadaş mısınız? Yoksa sevgili mi? Yok canım, ne sevgilisi. Yani eski okulda bir ara denemiştik ama yürümedi. Ayrılığın acısını atlatamamış anlaşılan. Kaybetmeyi pek kabullenemez kendisi. Fark ettim. Ama takılma sen. Alışır zamanla. Sen de Sevda'ya takılma. Ben onunla konuştum. Artık bir sıkıntı olmaz. Çok sevindim. Artık benim yüzümden bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Böyle olmayacak. İyileşmene de çok sevindim. Aşkım. Seni merak ettim. Telefonu unutmuşum da. Onu almaya geldim. Nerede telefonun? Sınıfta. Ben bakıp geleyim. Ne söyleyeceksen şimdi söyle. İçinde tutma. Tehdit faslı kapandı kızım. Sen ondan anlamıyorsun. O yüzden ben bir üst level'a atladım. Madem laftan anlamıyorsun, sen kaşındın. Siz köpeği. Beklemeden, başkalarına yardım eden insanların olduğunu unutacak kadar ne yaşadınız siz? Ben. Benim civciv ortadan iki gün kayboldu. Bir geldi geri tıkır tıkır çalışıyor. Araba cillop gibi olmuş. Anlamadım kim yaptı, niye yaptı ama çok iyi olmuş gerçekten. Belki de gizli bir hayranınız vardır. Peki Koray? Onunla da sadece arkadaş mısınız? Yoksa sevgili mi? Yok canım, ne sevgilisi? Yani... Eski okulda bir ara denemiştik ama yürümedi. Ayrılığın acısını atlatamamış anlaşılan. Aynaya, aynaya bak biraz. Ne, aynaya. Ne var ya? Aynaya bak. Ne var? Ne bakacağım ben? Ne var? Hadi ben. Ne var ya ben? Niye bakıyorum annenin? Ne yapacağız? Araba kullanırken de porselen gibi mi kullanacağız arabayı? Taş bebek gibi mi kullanacağız? Hayır, Gözde yüzüme bak bakayım. Bir şey mi var benim yüzümde? Bak. Gözde! Efendim abla? Ben seni tüpsüz dalış rekorunu kırmaktan alakoymayayım yavrum. Sen kır rekorunu. Yüzümde bir şey mi var? Bak bakayım benim. Yok bir şey. Kendi tipinize bakın. Orman kaçkın, homo sapiensiniz hepiniz.
insanın sinirini tepesine çıkarıyorlar, yemin ediyorum. Çalımlara bak, şiir gibi be. Görüyor musun çalımları? Ha, görüyorum. Keşke şunları maçta da yapsaydım be. Ama bütün çalımları sen yedin. Asya, iyisin değil mi? Sıkılmıyorsun. Yok canım, niye sıkılayım? En iyi iki arkadaşı konsolda futbol oynayan bir kız. Niye sıkılsın ki? Allah Allah, ne yapalım? Seninle örgü mü örelim? Örgü mü? Örgü diyor ya. Sen beni Gözde'yle karıştırdın galiba. Ya sen lafı döndürüp dolaştırıp nasıl Gözde'ye getirebiliyorsun ya? Ha? Asya, Gözde yakında aramızda olacak. Her ne sorunun varsa bence bir an önce halle. Artık ortamlarda tatsızlık istemiyorum, ona göre. Bak, bak, bak. Bak bakalım bu golü o sefiller atabiliyor mu? Geliyor. Şut ve gol! Kim attı? Tarhan attı. Hem de dakika 90'da. Arasam mı ya? Ne yapsam, ne yapsam? Arayacağım. Kardeşim çok geçmiş olsun, an itibariyle kaybetmiş bunu biz. Yanılıyorsun kardeşim. An itibariyle ben kazanmış bulunmaktayım. Ne oldu be, nereye gidiyorsun? Geliyorum şimdi. Selam. Oo, Kara Sevda. Koray, konuşmamız lazım. Bence de konuşmamız lazım. Bak ne yapalım? Buluşup karşılıklı oturup konuşalım. Ne dersin? Bu saatte mi? Hemen şimdi. Sence harekete geçmek için geç bile kalmadık mı? Tamam. Ama ben mahalleden fazla uzaklaşamam. Buralarda buluşalım mı? Uzaklaşma, uzaklaşma. Sen bana konum at, ben senin direkt yanındayım. Tamam, atıyorum. Görüşürüz. Taran, Gözde, benim bir işim var. Siz takılın, tamam mı? Gözde mi? Yalnız benim adım Gözde değil, Asya. Ya Asya, Gözde mi dedim ben sana? Kusura bakma, kafam çok dağınık. Bir işim var, gelirim sonra, tamam? Oğlum, oyun oynuyorduk. Nereye gidiyorsun şimdi? Konuşuruz abi, işim var. Bay bay. Koray nereye? Acelem var abi, sonra, sonra. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin Gözde'nin yanına gitti. Bak, adım gibi eminim. Gözde'nin yanına mı gitti dedin? Bizimki sadece bir tahmin değil mi Asya? Bak abi, Koray bu son zamanlarda çok değişti. Sürekli o Gözde denen kızın peşinde. Ve ben eminim yine o kızın yanına gitti. Neyse boş ver. Koray'ın ne zaman geleceği belli olmaz. Biz gidelim. Kendinize iyi bakın gençler. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Yine ne altlar karıştırıyorsun acaba Kıbray? Nereye mi topla? Hocam, geç kaldım. Ziyan yok, beklemiyordum zaten. Sağ olsun, doktorlar da çok ilgilendiler. Geçmiş olsun. Ben de vakit kaybetmeden idmanlara başlayayım dedim. Vakit değerlendirilmezse kaybolur Burak. Bak bugün üçüncü idmanımız. Hocam, müsaadenizle ben üstümü giyineyim hemen. En azından düz koşulara başladım. Öyle düz koşu yaparak futbolcu olursaydı Hüseyin Bolt Messi olurdu. Bak herkes izler soktun, sen hala serserilik peşindesin. Burada idman yapacağını itte kopukla kavga edip vapurdan düşüyorsun. Haklısınız hocam. Sinirlerime hakim olamadım. Ama tahrik etti o karaktersiz. O karaktersiz, sen daha karakterli davranacaksın Burak. Bak hayat adama kırmızıyı böyle gösterir. Bu takımın öyle lise kavgalarında sakatlanacak adama ihtiyacı yok. Daha usta ayaklara ihtiyacı var. Hocam. Burak,
Git Metin Oktay'ı, Can Bartu'yu araştır. Şenol Güneş'i, Rıza Çalınbay'ı izle. Bizim takım için savaşacak adamlara ihtiyacımız var. Öyle teknelerde bodyguardlık yapacak adamlara değil. Ya hocam haklısınız ama... bakın söz veriyorum, bir daha böyle bir sıkıntı olmayacak. Ben hemen ısınmaya başlayayım. Evine git bırak. Hadi oğlum daha hızlı burada. Ya anne, deminden beri öksürüyorsun, al iç şunu. İyi misin anne? İyiyim oğlum, gıcık tuttu sadece. Ya anne, bu gıcık çok sık tutmaya başladı. Bir doktora mı gönülsen? Doktor alay eder ayol. Bir gıcık için hastaneye mi gidilirmiş oğlum? Bak, yüzü de düşermiş. İyileştim oğlum ben. Merak etme, iyiyim. Zaten babanın yüzünden. Benim hastalıklarım yüzünden. Bütün yılların... sıkıntıyla geçti oğlum. Nasıl söz anne? Yalan mı söylüyorum? Yaşıtların okurken sen çalışmak zorunda kaldın. Ya annem, sen benim yanımda ol. Böyle sağlıklı ol, ben hep çalışırım. Ay kurban olsunlar sana. Ay yerim ben o elleri. Allah razı olsun oğlumdan. Allah senden razı olsun annem. O nasıl söz? Eli öpülecek birisi varsa o da sensin. Baksana. Sabahtan akşama kadar örgü örüyorsun. Hem ellerin, hem gözlerin. Evet. Uzun zamandır yardım istemiyorsunuz benden Makbule Hanımcığım. Karıştırma, karıştırma tamam. Merak etme. Çile işi benim uzmanlık alanım anneciğim, biliyorsun. Muzur şey seni. Bu pamuk eller ne yapıyor yine? Çorap mı? Ay dur, dur bak. Bak şimdi. Atkı ve bere yapıyorum. Hayat öğretmen için. Hayat öğretmen için mi? Bir teşekkür edemedim kadıncağıza. Senin için az emek vermedi biliyorsun. Çam sakızı çoban armağanı işte. Burada idman yapacağına itte kopukla kavga edip vapurdan düşüyorsun. Bu takımın öyle lise kavgalarında sakatlanacak adama ihtiyacı yok. Bizim takım için savaşacak adamlara ihtiyacımız var. Bak herkes izel soktum, sen hala serserilik peşindesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Ne haber? İyi abi, seni sormalı. İdare eder. Burak'cığım aç açına işe gelinir mi? Zaten hastalıktan yeni çıktım. Aç değilim anne ya. Ne yedin? Yedim işte bir şeyler. Bak senin için kuru fasulye pişirdim. Hadi al bunu içeriye götürse olmasın. Ben Tahsip ablana gideyim. Anne. Beni abimin yanında bıraksan, dönüşte alsan olmaz mı? Peki. Hadi. Hadi size kolay gelsin. Oğlum sen de gitseydin annemle. Sıkılma burada. Niye sıkılayım ki? Yardım ederim sana. Abi aslında ben sana küsüm ama canın sıktın şimdi. Öyle mi? Bak ona göre tribe gireceğim. Gireyim mi? Ulan bu halde bile güldürdün ya beni. Söyle bakalım, niye küstün abini? Abim hastaneden çıkıp maça gidiyor. 3 tane gol atıyor, aslanlar gibi. Ama kardeşini çağırmıyor. Keşke o golleri atarken ben de orada olsaydım. Sen nereden duydun maçı? Ya duymayan mı kaldı? Arka sokaktaki Semih abiler de izlemiş seni. Onlar söyledi. Oğlum ben de anlamadım ki ne olduğunu. Bir anda halı sahada buldum kendimi. Hem zaten son ana kadar tekerlekli sandalyeyle... Tekerlekli sandalyede mi? Kısa bir sürede olsa sen de mi tekerlekli sandalyeye bindin? Dünyanın sonu olmadığını sen de gördün. Artık üzülme bana. Bozulma hemen. Ben yaşadığıma şükrediyorum. Şu anda hayatta olmayabilirdim bile.
Arsa sahiplerinin bir kısmı sözleşmenin iptali için dava açmaya hazırlanıyorlar. Eğer bu işin arkasında Minba İnşaat yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum abi. Biz onlardan daha iyi teklif vermemiş miydik? Onun için vermedim hak sahipleri bize arsalarını. Öyle de bu adamların amacı zaten işi kapmak falan değil. Bunların derdi bizim işimizi baltalamak. Neyse. Siz gidin bir arsa sahipleriyle konuşun. Durumu izah edin. Olmadı ben bir gider konuşurum Minba İnşaat'la. Eyvallah abi. Başka bir şey var mıydı? Yok efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi, bir sıkıntı falan mı var? Varsa biliyorsun. Yok. Sağ olasın Hakan. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Tabii abi. Abi ne oldu? Niye canın sıkkın? Zafer Hoca şu yeni gelen çocuklarla kavga ettiğimi duymuş. Bir de birkaç sefer antrenmana geç kalınca bugün fırçayı çekti gönderdi beni. Ha, ben de kız meselesi zannettim. Yok be oğlum, ne alakası var? Şu zengin züppe yüzünden. Sen o çocuk için gözlerin sevgilisi dememiş miydin? Ya eskiden öyleymiş. Eski okulda denemişler, olmamış. Şimdi bir şey değil yani. Yani şimdi gözlerin eski sevgilisi. Aynen öyle. Ama eleman sahibi sanıyor kendini. Kıskanıyordur abi kızı senden. Arkadaşız oğlum Gözde'yle. Arada bir konuşuyoruz, o kadar. Senin için her şeyin en iyisi olsun abi. Senin için de aslanım. Senin için de. İnsan gibi sana kendimi anlatmaya çalıştım, dinlemedin. Ama şimdi dinlemek zorundasın. Kasıtlı yalan söylemedim sana. Abla bu akşam da mı fazla mesai ya? Ya bir akşam şu diziyi birlikte izleyelim işte. Sosyete kızı Cansu Kur'an olmayayım istedim. Çok isterim bebeğim ama bak görüyorsun halimi. Görüyorsun sizin kompozisyonları okuyacağım, bitireceğim. Daha 11B'nin ödevleri ellerimden öper bitmiş vaziyetteyim. Ay iyi tamam. Sevgili Hayat Hoca, bize ön yargı kavramını anlatan bir kompozisyon yazın dediniz. Hocam, en iyi siz anlattınız bana bunu. Başka bir şey yazmaya gerek yok. Kendinizi, gösterdiğiniz tavrı düşünün. Bir yanlış anlamıyla yargıladınız beni. Sonra kafanızdaki mahkemenin kararına göre cezamı kestiniz. Gözde'yle bizi ayırdınız. Hocam, siz o gece gelmeden önce, evet ben Gözde'nin yanındaydım. Sonra siz gelip Gözde'yi götürdünüz. Peki hiç düşündünüz mü? Siz gelmeseydiniz gecenin devamında ne olacaktı? Ben söyleyeyim. Gözde kendini iyi hissettiğinde onu eve bırakacaktı. Yani hiç de düşündüğünüz gibi olmayacaktı. Bu ihtimal aklınızdan geçti mi? Hayır. Eğer bana karşı ön yargılı olmasaydınız kötü bir niyetim olmadığını inanırdınız. Ve şimdi her şey hepimiz için çok başka olurdu. Selam. Selam. Çok beklemedin değil mi? Yok, sorun değil. Ama benim fazla vaktim yok. Evden çıkarken arkadaşımdan kitap almaya gidiyorum dedim. Tamam. O zaman direkt konuya gireyim. Beni aradığına göre seni huzursuz eden bir şey var. Beni huzursuz eden bir şey değil. Biri var. Onun da kim olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Seni huzursuz eden kişi, bana huzur verecek olan kişi. Vallahi benden ve sevgilimden uzak dursun da kime huzur verdiği umurumda değil. Merak etme. Her şey istediğim gibi giderse sen de ben de sonsuza kadar sevdiğimizle beraber olacağız. O kadar iddialı konuştuğuna göre iyi bir planın vardır herhalde Gözde'yi okuldan uzaklaştırmak için. Çünkü Gözde bizim sınıfa geldiğinden beri ben Burak'ı adım adım kaybediyorum. Tabii ki de bir planım var. Gel otur. Ama önce Gözde'ye değil, Hayat Hoca'ya odaklanmamız lazım. Hayat Hoca mı? Evet. Gözde'nin okuldan ayrılmasının tek yolu ablasının ayrılması. İyi de benim Hayat Hoca'yla bir sorunum yok ki. Fark etmez. Ama Hayat Hoca o okulda olduğu sürece Gözde hiçbir yere gitmez, gidemez. Tamam. Tamam, benden ne yapmamı istiyorsun?
Sabret. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Peki. Benim gitmem lazım. Hadi gel. Seni ben bırakayım. Yok, ben yürüyerek giderim. Ya hadi Sevda ya. Sanki sırtımda taşıyacağım dedim. İki dakika şurada arabayla arkadaş olarak bırakacağım seni. Arkadaş olduğumuzu kim söyledi Koray? İyi tamam, öyle olsun. Arkadaş değiliz. O zaman stratejik ortak diyelim. Olmaz mı? Hadi gel. Çıkınca beraber ev bakmaya gidelim mi? Hayal de kurarız. Abla ödevler bitmedi mi? İyi tamam. Abla. O zaman ben işe döneyim. Ya bir dakika hemen. O önce ben ne zaman soracağım sana ya? Yani evde görüyorum, işte görüyorum ama hala özgürüm. Ne yapacağız? Abla duydun mu? Dünyaya çok büyük bir meteor çarpacak diyorlar. Dünyanın sonu diyorlar. Son 22 saatmiş, the end diyorlar yani. Hepimiz öleceğiz. Çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı filmdi. Abla. Biz Koray'la birbirimizi çok seviyoruz. Abla. Evleneceğiz biz. Beni istemeye gelecekler. İyi tamam Gözde. Koray'ın abisi Murat Bey de seni istemeye gelecekmiş benden. Vereyim mi kız seni? Bak toplu nikah yaparız. Ne diyorsun sen be? Zevzek zevzek şakalar. Neredeydin sen ya? Hoş geldin evine, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Bu da kafa makine değil, Allah Allah. Yoruluyorum bak, dalmışım gitmişim. Niye yüreğimi ağzıma getiriyorsun Gözde? Ya doğru tabii. İnsan hem öğrencileriyle hem velileriyle uğraşınca yoruluyor haliyle. Ne demeye çalışıyorsun sen, pardon? Cerrah abi diyorum. Ha. Baksana bizim okulu çok sevdi. Ona da bir kayıt mı açsak acaba? Baksana multimedya salonları, bağışlar falan. Yeter! Saçma sapan şakalar yeter ya! Ne münasebet canım? Eğitimde öğretmen, veli ilişkisi... İlişkisi. Ne ilişkisi? İletişimi. Ya Allah Allah, gülme. İşbirliği çok önemli Gözde, Allah Allah. Ne münasebet canım, ayrıca sen beni tiye alıyorsun. Tabii tabii, işbirliği çok önemli. Cerrah abi arıyor. O ne ya? Aa. İyi insan lafının üstünden varmış tabii. Ay saçma sapan şakalar, bu saatte niye arayacak ki beni? Bir şey olmuş, ergen gibi şimdi zırt diye de telefona bakılmaz. Olmaz öyle şey. Ay ne yapayım, açsam mı açmasam mı bilemedim. Neyse. Ay aç, hadi aç. Alo. Hayat Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Cerrah Bey. Hey. Ben çıkayım o zaman, siz rahat rahat konuşun. Gözde kes çeneni, keseceğim o çeneni ha. Hayret bir şey. Alo. Ya kusura bakmayın, televizyonun sesi biraz fazla açık kalmış. Gözdeciğim, televizyonun sesini kısar mısın rica etsem? Abla iyi misin? Televizyon kapalı zaten. Fişini mi çekeyim? Ben senin fişini çekeceğim birazdan Gözde. Sus diyorum. Abla son bir şey söylemem lazım. Söyle. O kapattığın yer hoparlör. Mikrofon değil. Ay. Alo. Alo, Hayat Hanım. Kusura bakmayın vallahi, evde 16 yaşında bir bebek besliyorum da laf söz geçiremiyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok iyi anlıyorum sizi. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok estağfurullah, buyurun. Ben sizi kız kardeşiniz evde mi diye sormak için aramıştım ama anladığım kadarıyla evde. Yanımda. Yanımda. Hayır olsun. Ne için şey yapmıştınız, aramıştınız? Şey için. Koray apar topar evden çıkıp gitti de size rahatsızlık vermesinden endişelendim. Onun için aramıştım. Anladım. Öyle bir durum yok. Zaten öyle bir durum olsa da karşısında konuşacağı kimseyi bulamaz. Çünkü Gözde Koray'la olan iletişimini tamamen kesti. Ama yine de teşekkür ederim. Çok düşündüğünüz için. İnce düşünmüşsünüz. Rica ederim. Siz nasılsınız bu arada? Ben? Yani işte yorgunluk. Şimdi ödevlere bakacağım. O zaman ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim.
İyi akşamlar Hayat Hanım. Estağfurullah, estağfurullah. Meşgul etmek ne demek? Ben asıl teşekkür ederim beni düşün, yani düşündüğünüz için, bizi düşündüğünüz için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu aralar sizi düşünmek hayatımın bir rutini oldu. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gözde, tek kelime bile söyleme. Yalnız önce sen kapat, yok sen kapat falan demeyi unuttunuz ablacığım. Allah Allah, anladım ben sen terliğin tadını bayağı unutmuşsun. Ben sana hatırlatayım terliğin tadını. Git odana benim asabımı bozma. Allah Allah ya, öğrencimin velisi aramış. Ne yapayım yani, meşgule mi vereyim, açmayayım mı, ne yapayım? Yakışır mı bana öyle bir şey? Ay fesat, Mirket. Hem fesatsın hem meraklısın. Allah Allah, hayret bir şey ya. Adam da bir acayip, anlamıyorum ki yani ne demek sizi düşünmek benim günlük rutinim haline geldi ne demek? Hayret bir şey, aman ayrıca ben niye kendimle konuşuyorum? Ay telefon açık değil şu. Şurada dur, ben ineyim. Dur ya, ben şimdi bırakırım seni eve. Akşam bir sıkıntı olmasın. Asıl akşam olması sıkıntı zaten. Şimdi mahalleden biri falan görecek. Sen dur şurada. Burak! Burak! Hızlı git, hızlı! Koray'ın arabası değil mi ya? Ne işi var bunun burada? Tamam çık artık. Görmez bizi. Hem bu kadar korkup hem de nasıl iş çevireceksen artık bilmiyorum ha. Ya korktuğum falan yok benim. Sadece Burak'ı kaybetmek istemiyorum. Hayatımı kaybederim ama onu kaybetmem. Kaybedemem. Anlıyor musun? Anlıyorum. Hatta seni en iyi ben anlıyorum. Burak'a zarar vermeye kalkan biri benim ancak düşmanım olabilir. Bunu da unutmazsın. Millete, hancine hayırlı olsun. Sen de sev. Bu sadece bir kahve otomatı değil. Aynı zamanda para sayma makinesi. Ne bu ya? Ne bu ya? Hep böyle kantin, kuntin işler. Ben yine de tost satalım diyorum kardeşim. Sıcak sıcak karınları doyan milletin. Bu ne ya? Ya aklın yok, fikrin olmasın dilli. Bak şimdi, iki ince dilim kaşar. Çeyrek ekmek. Tereyağı, elektrik, su, hava derken bize bir tostun kârı kaç para? 2 lira. Peki kahvenin kârı kaç para? Kaç para? Tam 4 lira. 4. 4 mü? Evet. İyiymiş oğlum ya. İyi tabii oğlum. Para basacağız diyorum, para. Sevelim o zaman. Ya kardeşim, üzülme ya. Bak sensiz takım 2 haftada Kevgir'e dönünce... bak gör, yalvar yakar çağıracaklar geri seni. Bilmiyorum ki. Tam da transfer zamanı şimdi. Nasıl olacak? Sıkma canını. Ben kaçtım. Görüşürüz.
Aşkım, hayırdır? Şey ya, şu sevimsizi görünce sindirim tepeme çıkıyor benim. Sevda, sen iyi misin? Sevda, Tenzih'le aşk diyorsun yani. Tenzih'le aşk? Rütbemizi aşkımdan Sevda'ya düşürmüşsün Burak. Ne öyle sadece isim soğuk soğuk? Ya yapma böyle ya. Sana da bir şey demeye korkar olduk ya. Ben mi yapıyorum Burak? Sevda. Ya hala Sevda diyorsun ya, hala Sevda diyorsun. Allah Allah. Evet gençler, güne kahve içmeden başlayamıyorum diyenler. Mesela sen. Ben. Yok Kaşarlı, ben çay içmeden başlayamıyorum. Ya azıcık elit ol ya. Çay nedir abi? Çay herkes demliyor. Ama kahve öyle mi? Kahve bir yaşam biçimi. Hem 5 liraya 40 yıl hatır satın alıyorsun. Bravo kardeşim ya. Hatırı çok olana kahve sırasında öncelik bile tanıyoruz ya. İyi de Dilli abi 5 lira diyorsun. 5 lira ne ya? Çok pahalı. Ya kardeşim 5 lira gerçekten çok değil mi? Şunu biraz indirsek mi ya? Abi bunlar dışarıda janjanlı kafelerde 10 lira veriyorlar aynı kahve. Haklısın kardeşim ya. Arkadaşım içmeyeceksen otomatın önünü kapatma ya. Git orada açık ayran var. Açık ayran iç. Sinirlendirmemizi ya. Açık ayran. Açık ayran da bir şeylik söyleyeyim. Otomatın önünü kapatmayın diyor. Sanki sıra var ha. Şuna bak. Okula iş makinesi soksalar haberimiz olmayacak. Kocaman kahve otomatını getirmişler. Yeni öğreniyorsun. Gözümden kaçtı Sayın Şerifim. Sabahleyin tasadüf gördüm. Acaba diyorum okulun girişine sensör mü taksak? Müstahak, ben sana niye para veriyorum? Vallahi Şerifim, ne sensör ne ben söyleyeyim. Kesintilerden sonra hiçbir şey kalmıyor ki bana. Ha bunlar eşek yüküyle para kazanacaklar şimdi. İyi. O zaman gidip insan gibi payımızı isteyelim. Hocam çok soft, nasıl duruyorsunuz böyle? Allah, kız doğru söyledi. Narlar çok olunca kışta sert geçiyor. Tabii top oynuyorsunuz, ısınıyorsunuz değil mi? Ay dondum. Ay ya, unuttum. Hayat hocam. Onur. Nasılsınız hocam? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya ben size tekrardan her şey için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etme Onur artık. Yeter, kaç defa teşekkür edeceksin? Ne yaptım ki ben? Asıl ben senin gibi başarılı bir öğrenciyi okula geri döndürebildiğim için mutluyum. Heh, hocam, bu arada kullanır mısınız bilmem ama... Bu ne? Annem sizin için yolladı. Ya yapma, gerçekten mi? Hay Allah, kendim öldüm. Ay, kıyamam. Dur aç şunu aç, elim kolum dolu, beceremedim. Çok güzel. Ay, 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 dur. Bak bakayım elim kolum. Şöyle. Dolu onu da. Nasıl? Yakıştı mı? Çok iyi oldu. Ya çok teşekkür ederim Onur. Anneciğine de selam söyle, olur mu? Tamam hocam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam. Bingo. Hayırlı olsun hayırsızlar. Yavrum, yavrum bir dakika. Denetleme var. Dağıl. İnsan bir davet eder. Biz de açılışa gelir, bir acı kahvenizi içerdik. Müdürüm, öyle bir karımız yok bir işten. Yani sürümden kazanacağız. Bana bak. Ben payımı alamazsam sürüm sürüm süründürürüm sizi. Pay mı? Ne payı? Ne demek ne payı? Hadsiz! Hadsiz! Bunu buraya koymanın karşılığında alan vergisi istiyorum. Alan vergisi mi? Evet ama merak etme, kahve alandan alacağım. Ayrıca okulun fazladan birkaç metre karesini sadece ticari maksatla işgal ettiğiniz için hasılatın %50'si benim. Oha! O hangi arkadaştı demin? Kaşarlı tost aldı biraz önce. Ödemedi parasını ya. Müstahak, mühürle. Derhal amirim. Geç bakayım. Halka açık alanda izinsiz kahve satma kanununa muhalefetten otomatınızı bağlıyoruz. Tamam müdürüm, tamam %50 sizin. Anlaştık.
Müstahak. Kitleyi hemen geri çağır. Talebeler, gelin gelin, açılış var. Sayın Şerif'im kitleye seslenecek. Haydi toparlanın, toparlanın, toparlanın. Gelin. Gel yavrum, ders beklesin biraz. Gel, bir şey kaybetmezsin, gel. Değerli öğrencilerim, kıymetlilerim, yavrularım, kuzularım, doktorlar sağlık için sabah ve akşam kahve içmenizi tavsiye ediyor. Neden? Why? Çünkü her gün gazetelerde de okuduğumuz gibi kahve kan dolaşımını arttırıyor. Buraya dikkat ediniz. Özellikle beyne olan kan dolaşımını hızlandırıyor. Ki sizin için bu çok mühim, açık, net. Kişiyi daha dinç hissettiriyor. Ve buraya dikkat. Kişinin dikkatinin daha fazla yoğunlaşmasını sağlıyor. Yani kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Müstehak, makas. Hadi bakalım o zaman. Tadı damağınızda kalsın. Geçmişlerinizin canına değsin. Konuştuğumuz gibi. Al bu kağıdı. Adres burada yazılı. Tamam. Var mı başka bir şey? Bir şey daha var. Gözlerinin telefonlara bakmasını engelleyeceksin. Ne yapacağım? Kızın ellerini mi bağlayacağım? Orasını da sen bul. Hayat Hoca aradığında Gözde'ye ulaşamaz. Eğer ulaşırsa bütün plan baştan yatar. İyi de ne yapayım? El mi koyayım telefonuna? Bence iyi fikir. Üf, tamam, halledeceğim ben bir şekilde. Bitti mi? Gidiyorum ben. Git git. Sevgilin seni burada görmez. Dalmışsın. Biraz yorgunum, herhalde ondandır. Nereye? Kantine, içecek bir şeyler alacağım. İster misin? Yok, teşekkür ederim. Aa, olur. İster misin Eda? Konuşabilir miyiz biraz? Olur da, konu ne? Konu şey, müzik. Yani benim okul dışında bir arkadaş grubum var da bu akşam teknede parti yapacaklarmış. Ya bir çocukla anlaşmışlar çalsın diye ama çocuk hastalanmış mı ne? Benim de aklıma sen geldin. Yani hem eğlenmiş olursun hem de biraz para kazanmış olursun. Evet. Ne diyorsun? Kimin partisi bu? Bizim çocuklar da gelecek mi? Yok, gelmeyecekler. Hatta haberleri de yok. Sen de söylemesen iyi olur Onur ya. Malum Burak dışarıdan birileriyle görüşmemden pek hoşlanmıyor. Ya aslında bu iş benim için de iyi olur ama bilemedim şimdi. Tamam işte, harika. Bak sen akşam 8'de orada ol. Bak bu adresi, teknenin adı da orada. İyi. Peki tamam o zaman. Geç kalma olur mu? Akşam tam 8'de orada ol. Tamam tamam, merak etme. Sağ ol. Şuraya bak. 100. 150, 200, 250, 270, 280, 285, 286, 87, 88, anam. 288 lira 50 kuruş. Koskoca okulun velilerinden çıkan bağışa bak. Yazıklar olsun size. Allah'tan şansımız yaver gitti de 3 tane zengin velimiz oldu. Günaydın. Yavaş. Bey. Buyurun, ne vardı? Sizinle bir konuda konuşmak istiyorum mümkünse. Tabii. Herhangi bir konuda mı, belirli bir konuda mı? Müdür bey, ben buraya herhangi bir konuda konuşmak için gelir miyim? Tabii ki belirli bir konuda. Okul kütüphanesindeki kitapların yetersizliği konusunda efendim. Kitaplar yetersizse yazarlarına şikayet etseniz daha iyi değil mi Hayat Hanım?
Müdür bey, nitelikten bahsetmiyorum. Kütüphanede toplasanız toplasanız 100 tane kitap var. Olsun. O kitaplar şu anda kütüphanede olduğuna göre demek ki yetersiz değilmiş. Değil mi? Şimdi başka bir konu yoksa biraz işim var da umarım anlayışla karşılarsınız. Müdür bey, anlamamazlıktan gelmenizi anlayışla karşılayamıyorum. Ve okul bütçesinden kütüphanedeki kitapların tamamlanması için bir pay ayırmanızı şiddetle rica ediyorum. Hayat Hanım, siz okul bütçesinin halini biliyor musunuz acaba? Ha? Ha? Cari açık bir yandan, FED baskısı bir yan. Okul bütçesini görün, kendi gözlerinizle görün. Buyursunlar efendim. Buyursunlar, yalan yok. 288 lira 50 kuruş. Buyurun. Tamam. Bu da kütüphane için ufak bir kitap seti almaya yeterli olabilir. Yavaş. Soruyorum. Havalar soğuyunca kitapları mı yakacağız Hayat Hanım? Lütfen önceliklerimizi bilelim. Müdür bey. Ayrıca. Aa bakınız, geçen de bir gazetede okumuştum. Türkiye'de senelik 7 kişiye bir kitap düşüyormuş. Şimdi bu hesaba göre kütüphanemizdeki kitaplar değil öğrencilere, 7 sülalelerine bile 700 yıl yeter. Bu hesaba göre fazlası israf. Şimdi müsaade ederseniz birisinin bu kısıtlı imkanlarla okulu döndürmek için mesai yapması gerekiyor, tamam mı? Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Şerif Bey, müsaitseniz sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Ne demek? Benimle her konuda konuşabilirsiniz bir tanem hanım. Sonuçta idari amirinizim, değil mi? Peki müdür bey, ben sizi mesainizle baş başa bırakayım. Abi şu kalabalığa bak. Sanki kahve otomatı değil, zincirli kuyu metrobüs istasyonu. Evet ya. Ya içen yeniden geliyor. Gelen bir daha gelip içiyor. İçen gelmeyenlere söylüyor, onlar da içiyor. Ya biz bunu daha önce nasıl düşünemedik ya? Bir para kasası mı alsak? Ha? Bu kadar parayı nereye koyacağız ki? Ben hemen bakıyorum. Şerif Bey. Hayat Hanım'ı siz boş verin bir tanem hanım. Siz ne istiyorsunuz onu söyleyin. Kahvaltı yaptınız mı? Tost falan bir şeyler söyleyin. Yok istemem. Moralim çok bozuk. Aa. İnanmıyorum, ne oldu? Bir dakika. Ne diye bozuk bakayım sizin moraliniz? Sormayın. Sordum. Dün bir çanta beğendim. Ne güzel. Alayım diye mağazaya girdim. Fakat fiyatı benim boyumu aştı. Aa. Hem de sizin selvi boyunuzu. Ne kadarmış ki bu çanta? 5 mi? 5. Çak. Ya bir tane hanımcığım, yani çok rica edeceğim Allah aşkına. Yani üzüldüğünüz şeye bakın. Burada Şerif Bey'iniz varken Allah aşkınıza. Ay yok, kabul edemem. Asla kabul edemem. Lütfen. Çok rica ediyorum. Ölümü görün. Ay Şerif Beyciğim, çok büyük yemin ettiniz. Ettim vallahi. Lütfen. Yalnız bir daha gösterir misiniz şeyleri, parmakları ki hani emin olayım. Bir, iki, üç. Helali hoş olsun. Bu ne? Bu işte 500 işte.
Ay Şerif Beyciğim, çok alemsiniz. Artık pazarda bile 500 liraya çanta yok. Ben 5000 demek istemiştim. Yavaş. 5000 derken yeni parayla mı? Tabii ki. Bak görüyor musunuz ya? Çok da büyük yemin ettiniz. Ettim mi yemin? Çok büyük yemin ettim değil mi? İdari amirmiş. Bir kere de taşın altına elini sokmuyor adam. Ama kendi menfaatine gelince sahte yardım kampanyaları düzenliyorsun değil mi? Aa. Tabii. Kampanya. İnanamıyorum Şerif Bey. Bana gerçekten o çantayı alacak mısınız? Vallahi ben de inanamıyorum. Ha yani sizin üzülmenize kayıtsız kalacağımı sanmanıza inanamıyorum. Ne olur yanlış anlaşılma olmasın. Yalnız o zarfta bağış mı yazıyor? Ha evet, evet, evet işte. Allah sizi bana bağışlasın diye bir kenara koymuştum. Düşündüm de aslında bir bağış kampanyası yapabiliriz diye düşünmüştüm. Bakıyorum okul bütçesindeki açıkları onarmışsınız müdür bey maşallah. Ha şşt. Yalnız Hayat Hanım bu para şey... Ne için? Zarfı alayım. Bu para tam olarak okulun kütüphanesindeki kitapları tamamlamak için tam tamına yeterli bir para. Üzerinde de bağış yazdığına göre okul bütçesini sarsmaz değil mi? Çok teşekkür ediyorum müdür bey. Gerçekten çok cömertsiniz. Ve eminim bunu hayatınızda size başkaları da söylüyordur. Görüşmek üzere. Hayat Hanım. Taksit imkanı var mı o alacağınız şey için? Peşin ödemede indirim yapıyorlar mı? Beş bin gitti. Vallahi göz göre göre gitti 5000. Müstahak şu kalabalığa bak. Sanki bedava Ramazan pidesi dağıtıyorlar. Aha vallahi. Sağ el avuç içim gidişiyor. Paraya delalet derler. Paraya delalet derler. Yağdır Mevlam, yağdır. 5000 gitti, 10000 nasip et ya Rabbim. Aha, bir tanem hanım. Şerif Beyciğim. Rabbim duamı kabul etti sonunda. Ben de kahve almaya gidiyordum. Köpüğün olayım bir tanem. Hanım. Bir tanem adım. 10 lira bozuk param var mı? Güzel, tamam. Şu kalabalığı hemen yardır müstahak. Bir tanem hanım kahve alacak. Derhal Şerif'im. Evet beyler, Şerif'imin kahvesi gelmiş. Çantanızı ısmarlayamadım. Müsaade edin kahvenizi ısmarlayayım. Ay niye zahmet ediyorsunuz Şerif Beyciğim? Ben kendi kahvemi kendim alırdım. Ya dert ettiğiniz şeye bak. O paralar zaten tıpış tıpış bana geri... Müstehak! Nerede kaldı bir tanem hanımın kahvesi? Hazır Şerif'im! Zeynep ne bu acele? Eve geç kalmamam lazım Gözde. Kızım sen de Alice'deki tavşan gibi sürekli geç kalacağım, geç kalacağım. Hayır yani evde işkence mi görüyorsun? Ne bu kol? Zeynep. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Zaten çıkıyordum ben de. Ama kalabilirim istiyorsan. Yok canım gerek yok. Ben hallederim. Tamam. Ay.
Evet, seni dinliyorum. Tabii yine saçmalamayacaksan. Burada olmaz ama. Yalnız konuşalım. Akşam 8'de bizim mahalledeki parka gelir misin? Akşam 8 mi? Hı hı. Hiç sanmıyorum. Burada söyle. Burada olmaz dedim ya. Hem merak etme, çok uzun sürmeyecek. Korkma, bir şey yapmam sana. Yapamazsın zaten. O zaman geliyorsun. İyi, tamam. Gelirim. Dur, ben sana yardım edeyim. Ya bırak. Tamam mı? Hallettin mi? İkisini de hallettim. Telefonu ne yaptın? Ha, süpersin. Ben görevimi yaptım. Artık top sende. Sen hiç merak etme. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok. Sınıf arkadaşımdan ders notlarını istiyorum. Olamaz mı? Olamaz. Hele o benim kız arkadaşımsa hiç olamaz. Sen de başkalarının kız arkadaşlarına yaklaşma o zaman. Bırak kardeş. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ya tamam, uzatmayın. Ne oluyor? Sevda. Senin ne işin var bu itle? Burak, duydun ya şimdi. Ders notlarını istedi. Ne ders notu ya? Başka adam bulamamış mı ders notu isteyecek? Ya ben de aynı şeyi söyledim. Niye bağırıyorsun ki? Hem ben en azından senin gibi başkalarının elinden yemek yemiyorum Burak. Bana bak Sevda. Dediğini bil yoksa... Burak, tamam hastaneden yeni çıktın. Üstüne gelmek istemiyorum. Ama sen de benim üstüme gelme, tamam mı? Ders notlarını istedi, ben de vermedim. Bu kadar. Aslında. Ah! Ablaların bir tanesi. Gözde, şu an size soru hazırlıyorum. Hiç kafamı karıştırma. Vallahi mı? Sınav soruları mı yoksa? Ya bir kerecik baksam. Ya sen nerede gördün benim sınav sorularını ortalık yerde hazırladığımı? Allah Allah. Ödev mahiyetinde, öyle düşün. Anladım. Senin bu şey, hazırlık nedir? Yolculuk nereye? Şey, ablaların bir tanesi. Gidemezsin hiçbir yere. Otur, sıfır. Ya abla, dışarı çıkmak gibi değil ki. Ya bir arkadaşımla görüşüp hemen geleceğim. Çok kısa sürecek. Bir arkadaşım derken? Okuldan bir kız arkadaş abla. Hemen gözlerini belertme öyle. Vay, deyimleri cümle içinde de kullanıyoruz. İyi, vazgeçtim. Sıfır değil, beş. Kimin kardeşi? Bak bak. Kim bu arkadaş? Okuldan bir kız işte abla. Ders notu istedi. Onları verip geleceğim. Çok kısa sürecek. Yapma ya. Çek ders notlarının fotoğrafını, internetten gönder. Çok iyi biliyorsunuz ya bu işleri. Teknoloji çağındayız, yemezler bu numaraları. Ya abla, biraz daha hava almak istiyorum. Ya gerçekten çok kısa sürecek, lütfen. İyi, tamam. Yarım saat vaktim var ama gecikemezsin. Ya da annemin yaptığı gibi tükürürüm buraya, kuruyana kadar geleceksin. Ablaların bir tanesi. Ablaların bir tanesi. Hep bir şey isteyince ablaların bir tanesi. Geç kalmıyorsun. Tamam. Bak, tüküreceğim yere. Getir bakayım Pandora'nın kutusunu. Şu bizim istihkakımızı yardır bakayım. Bunda para yok Şerif'im. Yavaş. Ne demek para yok? Oradan şarıl diye paraların akması lazımdı. Burada 16 lira vardı sadece. Nasıl 16 lira? 10 lirasını ben öttüm. Şerif'imle bir tane hocaya kahve ısmarladım. Ya benim doğru söylüyor. Üstelik kalan 6 lirasını da bu otomatın açılışını yaparken öğrenciler gözümün önünde makineye attı. Şimdi bizim para buradaysa öğrencilerinki nerede?
Ne yaptınız? Nereye kaçırdınız parayı? Ya bir saniye müdürüm ya. Önünüzden açtım kasayı işte. Nereye kaçırdınız? Nerede o zaman benim param? Beni delirtmeyin. Beni yorma müstahak, sen delir. Keriz miyiz lan biz? Kes, kes. Bana bakın oğlum. Sabahtan beri yüzlerce öğrenci bu makinenin başında tekke bekler gibi bekledi. Anlıyor musunuz? Çorbayı içmemiş olamazlar herhalde, değil mi? He? Bana bakın. Benim tansiyonumu oynatmayın. Bana bak, senin kaşarını didiklerim. Hasılatı nereye gömdüyseniz, gömdüğünüz yerden derhal çıkarıp bana getiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bu arada bu 16 lira benim. Ben bunlarla sabah kahve aldım. Bunların hepsi benim. Sayın Şerif'im, 10 lira borcunuz vardı bana. Beni delirtme müstahak. Daha gidip bir sürü hesap kitap yapmamız lazım. O para buraya gelecek. O para buraya gelecek. Ay, bu ne zamandır mantığı istiyordu. Öpeyim bari. Bozulukta. Ah, ay, yoğurt yok. Bir kere de aç be kızım. Of Gözde. Of yani, of. Anca buldun tabii telefonu. Bu kim şimdi? Alo. Alo Hayat öğretmen. Buyurun, kim arar? Kimin aradığı önemli değil. Neden aradığı önemli. Gözde şu an Koray'la bir partiye gidiyor. Belki bilmek istersin. Adresi mesaj atacağım birazdan. Siz kimsiniz? Gözde'li... Ne? Alo. Alo! Bu ne ya şimdi? Eh be Gözde. Bu kız aynı hatayı ikinci kez yapmaz değil mi? Yapmazsın değil mi Gözde? Aç şu telefonu Gözde. Bu ne? Ah Gözde, ah! Ah Gözde, ah! Oğlum gece yarıları gidiyorsun yine. Hem iş hem okul. Yorulacaksın. Anne, ben müzikle dinleniyorum zaten. Hem merak etme, çok yorulmam. Şık bir teknede gençlere çalacağım. İyiyim ben, iyiyim. Sen canını sıkma, tamam mı? Sen iyi ol, yeterim bana. Ay yürü, tamam. Ama bana bak, fazla geç kalma, oldu mu? Ha, bir de gelmeden evvel telefon aç. Nane limon kaynatayım sana, boğazları yumuşasın. Tamam, tamam. Hadi, hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Geliyor pislik. Evet, seni dinliyorum. İnşallah beni buraya çağırdığına değecek bir şeydir. Sen bir sakin olsana önce ya. Neden? Sen bu dilden anlıyorsun. Ben de senin ağzından konuşuyorum işte. Çabuk söyle, eve gitmem lazım. Sana ayıracak zamanım yok benim. Beni nereye getirdin Gözde? Ah! Hem nereye geldin ben? Of Gözde, of Gözde! 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 Hey burada! Parti parti yok, tekne, tekne doğru. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Gözde! Gözde! Kızım, önemli dediğim bu muydu? Bak son kez söylüyorum. Ne sen, ne de o sevgilin umrunda falan değilsiniz, tamam mı? Niye o zaman seni sürekli Burak'ın etrafında görüyorum Tikican? Bir daha beni böyle saçma sapan şeyler yüzünden çağırma. Duydun mu beni? Gidiyorum ben ya. Tamam git. Ne yapayım, su mu dökeyim arkandan? Defol git. Allah'ım yarabbim.
Her şey sana olan aşkım için. Alo Burak. Hiç ne yapayım? Parka hava almaya çıkmıştım. Tamam, görüşürüz yarın okulda. Burak, çantanı boşalttım. Eşyaların öylece duruyor oğlum. Hiç terlememişsin. Hanımanın hakkını veremediğim içindir. Senin canın mı sıkkın? Yok anne ya. İdman kısa sürdü, o yüzdendir. Yok yok, senin bir derdin var. Akşamdan beri ağzını bıçak açmıyor. Ne oldu kızım, söylesene. Zafer Hoca kadro dışı bıraktı beni, kavga ettim diye. Tam da transfer zamanı. Anlattım, dinlemedi bile. Almadı idmanı. Her şeyde hayır vardır oğlum. Canın sağ olsun. Biliyorum bu senin hayalin. Anne, ben futbolcu olmayı kendim için istemiyorum ki. Benim hayalim Suat'ın hayalini gerçekleştirebilmekti. Kazancımla ona akülü sandalye alacaktım. Sonra da ameliyat ettirmekti hayalim. Şuradan şuraya gidebilmek için didinmesin diye. Şikayetim yok. Ben sırtımda da taşırım onu. Hiç sorun değil. Nereye isterse, her yere götürürüm. Öf dersem namerdim ya. Buna da şükür oğlum. Buna da şükür. Bir gün elbet o da olur. Parti varmış burada. Beni de müzik yapmak için çağırdılar ama gelen giden yok. Vallahi ben de anlamadım hocam. E siz ne yapıyorsunuz hocam burada? Ay başım döndü. Ay başım döndü. İyi misiniz hocam? İyi misiniz hocam? İyiyim. Siz de mi partiye davetlisiniz? Yok ben partide. Ben Gözde'yi arıyorum. Sen gördün mü Gözde'yi? Hocam Gözde falan yok burada. Allah'ım delireceğim. Onur delireceğim. Gözde! Hocam ne oluyor burada? Ay ne olduğunu anlamadım. Onur ama parti olmadığı kesin. Yürü gidelim. Biri eşek şakası yapıyor ama burnundan fitil fitil getireceğim. Ay vallahi. Dikleriz hocam. Beşik gibi sallanıyor. Tekne öf. Ah başım döndü. Ödeteceğim kim yapıyorsa. Buradan bir kalın. Ay dur tut beni. Tut. Tut. Başıma gel. Aman hocam dikkat edin. Allah'ım.
İyi misiniz hocam? İyiyim. Sağ ol. İyiyim. Allah. Ah Gözde, ah. Ah. Hey Allah'ım yarabbim. Oh. Allah'ım. Nerede bu kız delireceğim Allah'ım? Bu nasıl şakadır? Bu nasıl şakadır ah? Oh. Sen nasıl geldin buraya peki? Sen buraya nasıl geldin? Vallahi hocam Sevda'nın söyledi, anlamadım ki. Allah Allah. Hayat hocam, isterseniz Gözde'yi beraber arayabiliriz. Yok yok. Yok, ben nerede arayacağımı da bilmiyorum ki zaten. Eve gidip bekleyeceğim oğlum. Yapacak bir şey yok. Hadi git. Tamam hocam. Tamam. Hadi dur, ben seni bırakayım, dur. Yok yok hocam, gerek yok. Bu yakınlarda benim eskiden çaldığım bir yer var. Oraya uğrarım. Belki bir iki iş çıkar. Ben kendim giderim. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşam. Eline sağlık Nazife Hanım. Musakka çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Çok mutlu ettin beni Koray. Böyle abi kardeş yemek yemek ne güzelmiş. Uzun zamandır seni ihmal ettim abi. Dedim abimle baş başa yemek yiyeyim. Fotoğraf işi tamam Koray Bey. Hayırdır? Kimden mesaj? Yok abi ya, bizim taranlar. Saçma saçma kep satıyorlar işte. Ah Gözde ah. Ah! Biliyorum senin. Ben kimi arayacağım biliyorum. Allah Allah. Hayat Hoca arıyor. Ne oldu ki acaba bu saatte? Açsana. Hocam iyi akşamlar. Buyurun. Alo. Koray, Gözde nerede? Gözde mi? Anlamıyorum hocam. Beni anlamazlıktan gelme. Gözde nerede, yanındaysa çabuk telefona ver. Benim sinirimi daha fazla tepeme çıkarma. Hocam Gözde falan yok burada. Biz abimle evde baş başa yemek yiyoruz. Abine yemek yiyorsun öyle mi? Ne oluyor Koray? Ne bileyim abi, Hayat Hoca. Hayat Hanım. Yani bu nasıl bir iştir Cerrah Bey? Bana bir açıklar mısınız? Anlamadım. Bakın orada ne dönüyor bilmiyorum. Ama ben kardeşim... Pardon bir müsaade, pardon. Hem ne alaka? Cerrah Bey kapatır mısınız telefonu? Kapatın, ben arayayım. Gözde neredesin? Evdeyim abla. Sen neredesin asıl? Merak ettim. Kızım telefonunu neden açmıyorsun? Sen beni delirtecek misin? Ya telefonumu kaybettim sanırım. Ya bulamıyorum. İnşallah okulda bırakmışımdır. Kızım sen benim aklımı yerinden mi çıkaracaksın? Niye açmıyorsun telefonunu Gözde? Ya abla biliyorum, daha taksitleri bitmedi ama gerçekten hiç hatırlamıyorum nerede olduğunu. Tamam, ben onu demiyorum. Ne oldu, sen neden telaşlı telaşlı konuşuyorsun? Neredesin sen? Tekne turunda gezintideyim. Boğaz sefası yapıyorum hanımefendi. Benim bak asabımı bozma. Gözde kapa telefonu. Oh. Kim beni arardı Gözde ve Koray Tekliler? Kim? Hangi kendini bilmez? Ah delireceğim. Vallahi delireceğim. Kuruda kuruda yem olacağım. Ah. Aylar sonra şurada kardeşimle baş başa yemek yiyoruz. Sorun çıkmasa olmaz tabii. Değil mi? Benim ufak bir işim var, çıkmam lazım. Tamam abi. Aslan parçası. Görüşürüz abi. Hayır, Onur'la bana niye aynı anda şaka yapmak istesin ki? Kim yani bu? Sevda ne alaka? Hayır, Orhan'la Nedim diyeceğim. Gözde, sen bu akşam kiminle buluştun? Abla Koray'la falan buluşmadım. Niye inanmıyorsun? Noter mi alayım dışarı çıkarken yanıma? Hayır, onun için söylemiyorum. Ben sana inanıyorum. Sadece merak ediyorum. Kiminle buluştun? Sevda'yla. Sevda'yla? Evet. Sevda'yla mı buluştun? Evet. Dışarı çağırdı beni, bir şey konuşacakmış. Konuştuk, geldim. Allah Allah. Çay koyayım mı?
koy. Yeşil çay koy. Allah'ım. Şimdi partiye Onur'u Sevda çağırıyor. Sevda aynı zamanda gidiyor Gözde ile buluşuyor. Ne oluyor ya? Nasıl bir tesadüf? Ay hayat, gece gece hafiye oldun yani. Resmen hafiye oldun. Neyse, bu ergen şakasını kim yaptıysa sabah ben bir sınav yaparım. Bu şakacılara bu işi burada kapatırım, o olur. Allah'ım. Bu saatte. Ah. Efendim Nadir. Siniz bozuk mu? Çaldın ya Nadir, çalışıyor işte. He, bozulursa falan söyleyin bana, ben yaparım ha. Allah'ım yarabbim. Ya ben bu kapıdan ayağını kes demedim. Cerrah Bey. Ben de aynı şeyi sizin için söyleyecektim. Rahatsız etmiyorum inşallah. Sizin ne işiniz var bu saatte burada? Adresi nasıl buldunuz? Ha gerçi sizin için tabii kolay, çantada keklik böyle şeyler ama. Siz benim evime baskın yaparken izin almıyorsunuz ama benim sizin gibi bir hanımefendinin evine girerken izin almamam pek yakışık almaz galiba. Kusura bakmayın, buyurun. Buyurun, buyurun. Yok yok, çıkarmayın lütfen, buyurun. Buyurun, hiç sorun değil, buyurun. Şöyle geçin lütfen abi. Buyurun, buyurun. Buyurun. Abla kim geldi? Cerrah abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde. Gözdeciğim, hadi sen git ödevlerini bitir. Abla, ödevlerimi yaptım ya. Git bir daha üstünden geç Gözde. Tamam. Buyurun oturun, ayakta kalmayın lütfen. Çay? Teşekkürler. Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim? Yani rahatsız etmedik inşallah sizi bu akşam. Hep siz mi baskın yapacaksınız? Bu sefer de ben deneyeyim dedim. Hayat Hanım. Koray'ın problemli bir çocuk olduğunun farkındayım. Ama siz de ona her seferinde önyargılı davranmaktan vazgeçin lütfen. Cerrah Bey, bakın, olay sizin sandığınız gibi değil. Ben size anlatayım. Şimdi ben bu akşam bir telefon aldım. Bana dendi ki Gözde Koray'la birlikte bir tekne partisinde. Ben adresi aldım, Gözde'yi arıyorum, ulaşamıyorum. Tekneye gittim. Teknede ne parti var, ne Gözde var, ne Koray var. Sadece bir öğrencim var okuldan, başka bir öğrencim. Onu da başka biri arayıp o partiye çalması için davet etmiş. Yani ben bu akşam olan bir tane hiçbir şey anlayamadım. Ve siz de Koray'ı aradınız. Evet, çünkü beni arayan kişi Gözde'nin Koray'ın yanında olduğunu söyleyince... Dediniz ki ben bunları arayayım, dümdüz gideyim. Yok yok, estağfurullah. Hayır hayır, öyle bir şey söylemek istemedim. Özür dilerim. Neyse, ben artık müsaade isteyeyim. Buyurun, müsaadesiz. Benim için çok güzel bir gece oldu. Çok uzun zaman sonra kardeşimle baş başa yemek yedim. Ve hayat öğretmeninin özür dileyebileceğini öğrendim. Cerrah Bey, lütfen şaka yapmayın, dalga geçmeyin. Kadın olmanın çok zor olduğu bir ülkede yaşıyoruz, biliyorsunuz siz de. Hayat öğretmen, ben var olduğum sürece ne sizi ne de kardeşinizi Koray hiçbir şekilde üzemeyecek. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, geçireyim ben sizi. Cerrah Bey. Kusura bakmayın ama biz kendi işimizi kendimiz halledebiliriz gerçekten. Ayrıca Onur'un senetlerini de ödemişsiniz. Anlıyorum, çok sağ olun, var olun ama bu kadar müdahale olmayın. Çok rica edeceğim. Ben halledebilirim gerçekten. Yine son sözü siz söylediniz. Pekala. Kendinize iyi bakın o zaman. Bu daha güzel bir son söz oldu. Pardon. İyi misiniz? Sizin kafa biraz sert galiba. Hayırlı günler. Allah'ım, Nadir. Nadir. Of, komşunun oğlu bizim. Merhaba. Hayat abla, kim bu beyefendi? Bir tanıdığımız Nadir. Tanıdığım? Akraban mı? Ya uzaktan mı, yakından mı? Ana tarafından mı, baba tarafından mı? Hayır, sevdiğim bir akraban mı yoksa sevmediğim bir akraban mı? Nadir, kes.
Ya niye bu kadar meraklısın ya? Hayat abla, ben senin için söylüyorum. Yarın öbür gün mahallede adın çıkacak. Şişt. He. Tamam, zaman ben gideyim ya. Görüşürüz. Günaydın. He. Karaya gidiyorum. Bu arada Hayat abla, ben bir karar aldım. Evet. İnşallah bu sene dünya evine gireceğim. Anneciğim, anneanneciğime de söyledim. Bütün mahalleye haber saldık. Yani böyle gelinlik çağına girmiş kızı olan varsa hani ne bileyim, anneciğim, anneanneciğime başvuruda bulunabilir. Ya gerçi benim birkaç tane gözden var. Yani hele hele o son gözden. Ya bütün adayları havada sallar, karada sollar. Nadir. He. Tamam, ben gideyim o zaman ya. Evet. Bey amca, sana da iyi geceler. Biraz renkli bir kişilik. Biraz fazla renkli. O renkler de bizi yoruyor maalesef. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Telefon. İyisiniz değil mi? İyiyim. İyi akşamlar. Allah Allah. Bu ne ki ya? Çok önemli. Bu... Hayat Hanım'la şu okula dönen... okula dönen öğrenci değil mi? Allah Allah. Günaydın Şerif Beyciğim. Yeni kıyafetimi nasıl buldunuz? Rezalet. Rezalet. Kıyafetim mi rezalet? Ay, aşk olsun Şerif Beyciğim ama. Ya yok bir tanem hanım, size söylemedim. Siz her zamanki gibi fevkalade olmuşsunuz. Size söylemedim. Rezalet diye. Bunlara söylüyorum, bunlara. Onlar ne ki? Alın bakın. Hayat Hoca değil mi bu? Evet. Yanındaki de öğrencimiz. Ne yapacaksınız peki Şerif Beyciğim? Önce işin aslını astarını iyice bir öğreneyim. Ondan sonra ne gerekiyorsa onu yapacağım tabii ki. Konuştunuz mu hocamla? Yok, konuşmadım. Zaten bir faydası olacağını da sanmıyorum. Ya bence siniri geçince arar seni. Cezaları falan da kaldırır, merak etme. Ya bilmiyorum ki. Ben sadece futbolcu olmaya o kadar şartlanmışım ki... hayata dair bir B planım olmadığını fark ettim. Olsun. Benim de bir B planım yok. Ama A planım çok güçlü. Neymiş A planın? Ne değil, kim? Benim A planım sensin Burak. Sen yanımda olduğun müddetçe bir B planına ihtiyacım yok zaten. Yani. Ama tabii senin başka planların yoksa. Seda. Seda, sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hayırdır kardeşim, ne oldu ya? Ne olacak? Seda Hanım bana okula hoş geldin şakası yaptı. Kızım, sen niye beni oraya parti var diye gönderiyorsun? Onun ne diyorsun ya, ne partisi? Bak Seda, bu bir çeşit şakaysa bana hiç komik gelmedi. Haberin olsun. Sevda, ne oluyor aşkım? Burak, ne bileyim, ben anlamadım zaten ne olduğunu. Sevda, bir bakar mısın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii hocam. Dün akşam Onur'u o tekneye niye gönderdin? Ne teknesi hocam? Sevda. Sen dün gece Onur'u bir partide çalması için Beykoz taraflarında bir tekneye göndermedin. Hocam ne teknesi, ne partisi?
Az önce Onur da geldi, bir şeyler söyledi ama ben anlamadım ne olduğunu. Peki. Bu ne Sevda? Telefon. Biliyorum telefon olduğunu. Ne işi var bunun burada? Alayım mı şimdi ben bunu? Şu altıncı duyunuz haline getirdiğiniz telefonlarınızdan kurtulun artık. Ben bu konuyu müdürle konuşacağım, unutmadım aklımda. Hadi git şimdi. Bir daha görmeyeceğim. Bir saçma sapan gizemlerimiz eksikti. Bu da tam oldu. Sevda. Ne yapıyorsun sen? Hiç şey ya, kalemimi kaybettim. Şuraya bir yere düştü de. Sevda. Bana yalan söyleme Sevda. Gördüm seni. Gözlerini telefonun sıranın altına koyuyordun. Ne arıyor telefon sende? Şey ben... Sevda. Gözlerinin telefonu sende ne arıyor? Oo. Bizim Ronaldo ile Kara Sevda da burada aşk tazeliyorlarmış. Gördüm gördüm de birbirine bu kadar yakışan çift görmedim arkadaş. Lafa bak ya, sanki 70 yaşında. Abi sen kaç tane çift gördün? Demek kaybettin telefonla. Bariyer hadi geçelim biz. Bariyer. Belki şarjın bitti. Sen de nereye koyduğunu bulamadın. Ya bilmiyorum ki. Aa telefonum. Bak kaybetmemişsin işte. Zehra, akşam eve giderken kıyma alalım da bir imam bayıldı yap, canım çekti. Ay çok komiksin Erol. İmam bayıldı kıymayla yapılmaz. Karnı yarık o. Öğren de gel. Saçmalama Zehra. Kıymasız imam bayıldı mı oğlum? Ay sizin oralarda imam nasıl bayılırdı bilmiyorum ama Erolcuğum, imam bayıldı zeytinyağlı olur. Arıza mı ne? Ay öyle değil mi Nazan Hanım? Nazan Hanım, ben hafıza mıyım? Ay bana ne ya sizin karnınızdan yarığınıza? Aa, kendi yarınızı halledin meselelerinizi, bana ne? Arkadaşlar duydunuz mu haberleri? Ha? Nazan Hanım gel. Ne oldu ayol? Ne oldu? Ne bu heyecan? Hadi anlatın biz de öğrenelim. Hayat Hanım'ın başı feci şekilde dertte. Nasıl? Ne oldu ki? Bakın. Hayat Hanım hayatta böyle bir şey yapmaz. Bir taneciğim hanımcığım, siz nasıl böyle şeylere inanırsınız? Fotoğraflar var Nazan Hanım. Ama ben daha o ilk geldiği gün anlamıştım. Onda bir tuhaflık, böyle bir sinsirellalık vardı o Hayat Hanım. Ne anlamıştınız bir tanem hanım? Pardon. Ne oluyor? Ben de size soruyorum Hayat Hanım. Ne oluyor? Bakın... Eğer müdür beyden aldığım parayı kendi kişisel harcamalarınıza kullanamadığınız için hayal kırıklığı yaşıyorsanız... ...bunu anlarım bir tanem hanım. Fakat burada benim dedikodumu yaparsanız haddinizi aşarsınız. Bunu belirteyim. Konumuz bu mu? Bu mu konumuz? Konumuz bu. Nedir bunlar? Biz de onu merak ediyoruz. Hakikaten nedir bunlar? Nedir bunlar? İnanamıyorum. Nedir bunlar? Siz ortaya çıkmasına mı inanamıyorsunuz? İnanın. Çünkü bu fotoğrafları herkes gördü. Yani ben şahsen kendim bizzat adıma çok inandım. Ay bir taneciğim hanımcığım, bir dakika, bir yanlışlık olmalı. Yani Hayat Hanım'ın ne kadar iyi niyetli olduğunu siz farkında değil misiniz Allah aşkına? Teşekkür ederim Nazan Hanım. Hayır, Onur meselesini de ben kafasına soktum kadının. Onur Hayat Hanım'ın sayesinde bu okulda okuyor. Ne bu rezillik ya? İnanılır gibi değil yani. Ne olduğunu anlamış değilim Nazan Hocam ama biri
benim arkamdan çok pis bir oyun çeviriyor ve ben bunu er geç ortaya çıkaracağım, emin olabilirsiniz arkadaşlar. Öyle ya da böyle öğreteceğim. Hayat Hanım, ne iş var fotoğraflarınız sizinizde? Siz de mi biliyorsunuz Münir Bey? Bakın, usandığınız gibi bir şey değil, hayır. Hayat Hanım, bu meseleyi isterseniz buyurun odamda konuşalım. Hay hay konuşalım ama çok rica ediyorum sizden. O zaman öğretmen arkadaşlarımız da bizimle birlikte gelsinler. Ben durumu size izah edeyim, onlar da şahitlik etsinler lütfen. Peki, kabul. Kurallara uymasa da isteyen öğretmenler Hayat Hanım'ın savunmasını odamda dinleyebilir, buyursunlar. Hadi arkadaşlar. Bırak evladım. Bana Onur arkadaşınızı çağırın, derhal odama gelsin. Tamam hocam. Güle güle Hayat Hoca. Öğretmenler tayinlere çıkmış gibi nereye gidiyorlar? Suratları da bayağı gergindi. Durumlar kritik, net. Halit Taslı'na varım, acil bir şey var ve Hayat Hoca'yla ilgili. Evet ya, dolu doluydu Hayat Hoca'nın gözleri. Arkadaşlar sıkıntılı bir durum var. Gevşek ağızlı üst aktığını öğrendim. Ne oldu? Hayat Hoca'nın başı dertte. Çok çirkin bir iftirayla karşı karşıya. Anlatsana Loçko, ne oldu? Ne olmuş? Bizim Onur var ya. Bakın Müdür Bey, beni neyle suçladığınızı bilmiyorum ama o fotoğraflardan ne anlıyorsanız yanlış anlıyorsunuz. Ya. Peki ne anlamam gerekiyor Hayat Hanım? Müdür Bey, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Kulağım gayet iyi duyuyor Hayat Hanım. Çok şükür gözlerim de iyi görüyor. Müdür Bey, ben orada kimin olduğunu bilmediğim ve kardeşimi almaya gittiğim bir teknedeyim. Onur denen öğrenciyle de orada tesadüfen karşılaştım. Hava almaya mı gitmiştiniz o tekneye? Tabii. Hiç iyi gelmez mi deniz havası? Maazallah. Adamı çarpabilirdi. Şu an bu söylediklerinizden ben utanıyorum Müdür Bey. Ben utanıyorum. Siz nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Nasıl hayal edebilirsiniz? Hayat Hanım, haklı olabilirsiniz. Bu fotoğrafları bana açıklar mısınız lütfen? Ne anlama geliyor bu fotoğraflar? Çok yanlış yapıyorsunuz Müdür Bey. Bakın çok, çok ama çok yanlış yapıyorsunuz. Ama bir gün benden özür dileyeceksiniz, bunu böyle bilin. Vallahi birileri birilerinden özür dilemeli gibi görünüyor, evet. Neyse Hayat Hanım. Ben idari olarak işlemi başlatıyorum Hayat Hanım. Bundan sonrası tüzükler ve yönetmeliklerin işi. Öyle mi? O zaman ne tüzüğünüzden korkuyorum ne de yönetmeliğinizden. Elinizden geleni ardınıza koymayın Müdür Bey ama... ama çok ayıp ediyorsunuz ve bu yaptığınızı asla unutmayacağım, bunu böyle bilin. Hayat Hanım, yapmak zorundayım. Lütfen beni de anlayın. Görevim ve konumum yapmak zorundasın diyor. Lütfen. Ya arkadaşlar, her iddiasına varın, biri Hayat Hoca'ya iftira atıyordur ya. Oğlum, bu konuda kimse seninle iddiaya girmez. Kesin bir biteni var bu işte. Kural budur abicim. Bir tane düzgün insan çıkar, ona da hemen çamur bulaştırmaya çalışırlar. İyi de bizim ne düşündüğümüz önemli değil ki. Ellerinde fotoğraflar var. Ya Hayat Hoca'yı meslekten atarlarsa? Yok yok, attırmayız abicim. Gerekirse sokağa çıkar, protestomuzu yaparız. O kadar uzun boylu değil arkadaşlar. Yani Hayat Hoca'yı da Onur'u da tanıyoruz. Sonuçta kim bu işi araştıracaksa elinde sonunda gerçeği öğrenecektir.
Zeynep iyi de Hayat Hoca ile Onur'un teknede ne işleri varmış ki? Ya abi dedikçe bir eşek şakası yapmış diye. O eşek şakası yapanı bir bulursam var ya, eşek sudan gelinceye kadar döverim ha. Çamur bulaştırmaya çalışırlar. Aslında olan şüpheliler belli de. Neyse, yakında kokusu çıkar. Lütfen çok rica ediyorum, beni birazcık yalnız bırakır mısın? Gerçekten şu an hiçbir şey duymak istemiyorum Gözde. Hayır abla, yalnız bırakamam. Çünkü biz kardeşiz. Hem de birbirlerinden başka kimsesi olmayan kardeşler. Ben şu an üzgün değilim, ben kızgınım, kırgınım. Kim yapar böyle bir şey ya benim için? Kim yani, amacı ne, amaçları ne? Bilmiyorum ablacığım. Amaçlarını bilmiyorum ama eğer ağlamaya devam edersen onlara istediklerini vermiş olacaksın. Sana ağlama, tamam mı? Abla. Peki senin orada ne işin vardı? Gözde. Yani o resimler... Gözde. Bu konuyla alakalı tek bir kelime dahi duymak istemiyorum. Kalbini kırarım. Tamam ablacığım. Konuşma. Sen ne yapmışsan zaten doğru olanı yapmışsındır. Ben her zaman senin yanındayım, tamam mı? Lan ben ne yapayım sen? Ben ne yapayım? Nerelere gideyim ben? Ne ara büyüdüm bu kadar da bana? Bana akıllar da verir. Ah. Sevda, biraz konuşabilir miyiz? Hocam, arkadaşlarla bir şey konuşuyorduk ama sonra konuşsak. Sevda çocuk oyuncağı değil mi? Bu iftira yüzünden mesleğimi kaybedebilirim ben. Hocam, belki sadece ceza alırsınız. Bu kadar basit olsa keşke. Eğer ben bunun bir iftira olduğunu kanıtlayamazsam mesleğimden ihraç edilebilirim. Ve bir daha asla çok sevdiğim mesleğimi yapamayabilirim. Hocam çok üzgünüm ama... Şimdi üzgün olma zamanı değil Sevda, bir şeyler söyleme zamanı. Ve ben senin bir şeyler bildiğini hissedebiliyorum. Onur'u o gece tekneye neden gönderdin Sevda? Hocam ben Onur'u tekneye falan göndermedim. Onur yalan söylüyor. Onur yalan söylemez Sevda, sen de biliyorsun. Zeynep, ben nereden bileyim? Onur belki şaka falan yapıyor. Umarım doğru söylüyorsundur. Umarım pişman olacağın bir şey yapmıyorsundur. Görüşürüz çocuklar. Bak kızım, bir şey biliyorsan söyle, oyun değil bu. Ya bir şey bildiğim falan yok, bırak. Ya siz abla kardeş niye taktınız bana? Çekil şuradan. Ya ben Onur'la konuştum. Ona o gün o adresi Sevda'nın verdiğine yemin ediyor. Ki etmesine bile gerek yok. Bana asla yalan söylemez. Abi ne oluyor ya? Ne bileyim ya. Özde, ne haber? Sana ne? Ne yapacaksın? Gidip Kore'ye mi yetiştireceksin? Gözde, ben sana zarar verecek bir şey yapmadım. Yapmam da. Bana her zaman güvenebilirsin. Öyle mi? Tamam o zaman. Senden bir şey isteyeceğim. Ne istersen? Bana Koray'ın... Hala mı Koray ya? Bana Koray'ın abisinin telefon numarasını verebilir misin? Cerrah abinin mi? Verecek misin? Yoksa gidip kendim mi bulayım?
Koray, bir dakika konuşabilir miyiz? Asya müsaade eder misin? Ben gidip biraz okulu gezeyim. Ne de olsa çok gezecek yeri var ya. Koray. Buyurun hocam, ne vardı? Bak, Gözde yüzünden bana kin beslediğini biliyorum. Ama bu yaptığın aranızdaki durumu asla değiştirmeyecek. O yüzden eğer bu saçma sapan çocukça şeyin arkasında senin parmağın varsa lütfen bir an evvel vazgeç. Hocam pardon ama yani neden bahsettiğinizi anlayamıyorum. Alo. Cerrah abi ben Gözde. Koray'ın Hayat öğretmenin kız kardeşi. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben ablamla ilgili bir konu hakkında sizinle görüşmek istemiştim. Sağ olun. Şimdi durum şöyle, ablam bir yanlış anlaşılma sonucu ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Bence benimle ilgili takıntınızdan kurtulmak için gerçekten profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var. Ya geçen abimle yemek yerken bir anda arayıp Gözde'ye sordunuz bana. Şimdi de bu anlamadığım şeyleri söylüyorsunuz. Birazcık umurumda olsaydınız gerçekten sizin için endişe ederdim. Hayat hocam, Şerif Bey odasında sizi bekliyor. Tamam. Sizinle ilgili bir mesele görecekmiş. Tamamdır hocam. Atladığım bir şey var. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Tamam. Diyelim ki o Koray denen herif senden ders notlarını istedi. Ki hayatı boyunca ders çalışmamış bir adamın senden ders notu istemesine hiç inanmıyorum. Diyelim ki istedi. Gözlerin cep telefonu sende ne arıyordu? Cep telefonu mu? Evet. Sıranın altına koyarken gördüm seni. Sevda. Bak ben senin erkek arkadaşınım. Bütün dünyadan sır saklayabilirsin. Ama benden asla. Hadi söyle ne oluyor? Burak özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben olayların buraya geleceğini tahmin edemedim. Seni kaybetmemek için yaptım. Benimle görüşmek istemişsiniz Müdür Bey. Lütfen oturun. Bakın Hayat Hanım, ben demokrasi ve adalet kavramlarını kendine şiar edinmiş bir yönetici olarak konuyu yetkili mercilere aksettirmeden önce son kez sizinle konuşmayı uygun gördüm. Şimdi sakin, tek tek bana ne olduğunu anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Dün değil, ondan önceki gün evde 10B sınıfına ders soruları hazırlarken bir telefon aldım. Gidip doğruları anlatacaksın Sevda. Burak benden bunu yapmamı nasıl istersin? Okulda düşeceğim durumu düşünmüyor musun? Peki sen Hayat Hoca'nın okulda düşeceği durumu hiç düşündün mü? Ya bilmiyordum diyorum, bilmiyordum. Artık biliyorsun. Sevda, bak bu çevirdiğiniz iş yüzünden Hayat Hoca okuldan hatta işinden dahi olabilir. Ya ona bunu nasıl yaparsın? Ya korktum. Ya seni kaybetmek
ben çok korktum. Asıl böyle yaparak beni kaybedersin. Bak Selma. Eğer müdür her şeyi anlatıp Hayat Hoca'yı aklamazsa... ...seni hayatımın sonuna kadar affetmem. Ya ne olursun yapma. Lütfen. Hala lütfen diyor. Hala lütfen diyorsun ya. Sevda, bak son kez söylüyorum. Beni sonsuza dek kaybedersin. Peki. Gidip müdüre her şeyi anlatacağım. Hayat Hoca'yı kurtaracağım. Tamam, hadi o zaman. Ama bir şartla. Ne? Ne şartı? Bir daha onunla konuşmayacaksın. Selam bile vermeyeceksin. Kim ya? Kiminle? Onunla. O Gözde'yle, süs köpeğiyle. Ya ne bu şimdi? Burak, söz ver bana. Konuşmayacaksın onunla, beni delirtmeyeceksin. Saçmalama Sevda ya. Burak, eğer söz vermezsen hiçbir şey anlatmam. Bak söz veremiyorsun işte. Şimdi anlıyor musun beni? Niye bu kadar korktuğumu, niye bunları yaptığımı anlıyor musun? Tamam söz! Söz veriyorum. Söz veriyorum. Bir daha onunla konuşmayacağım. Lütfen. Geç olmadan Hayat Hoca'nın masum olduğunu anlat. Elim yüzümü yıkayım. Gider anlatırım. Sen gelmiyor musun? Benim biraz kafamı toplamam lazım. Sen git. Hadi. Emoji, ne oldu sana? Ya müdür galiba Hayat Hoca'yı şikayet edecekmiş Burak. Ya daha yeni kavuşmuşken elimizden alırlarsa Hayat Hoca'yı. İnan şu an nefes alamıyorum ben. Çok üzülüyorum Burak. Ya öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Olmayacak. Olmayacak değil mi? Kerat. Düşmüşsün zaten. Daha sen ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Hem de Hayat Hoca gibi bir kadına. Sen böyle biri değildin ya. Korkma korkma, benim stratejik ortağım. Ben senin ortağın falan değilim, tamam mı? Bitti o iş. Birazdan da müdüre gideceğim, her şeyi anlatacağım. Şşş, sakin ol. Öyle bir şey olmayacak. Artık sen de bu işin içindesin. Gidip olanı biteni anlatırsan bana yine bir şey olmaz. Ama sen kendini yakarsın. Sana da, bana da ne olacağı umurumda bile değil Koray. Hayat Hoca benim yüzümden, mesleğinden olmayacak. Demek sevgilini öğretmenine feda edeceksin ha? Ben kimseye feda etmiyorum, tamam mı? Ne sevgilimi ne de öğretmenimi. Koray, kızlar tuvaletindesin. Dışarı çıkıyor musun yoksa ben imdat diye bağırayım mı? Tamam, çıkıyorum. Ama iyi düşün. Kendin için doğru olanı yap. Koray, çık! Kesin o pis herif Çelil'e kızın aklına. Ama dur. Bu kadar yaklaşmışken her şeyi berbat etmesine izin veremem.
Ben o tekneye gittikten bir süre sonra Hayat öğretmenim geldi. Kardeşini arıyormuş. Sonra orada ne gözde ne de bir parti olmadığını anlayınca tekneden ayrıldık. Hepsi bu kadar. Evladım. Bu fotoğraflarda siz teknede karşılaştığınız zaman çekilmiş diyorsun, öyle mi? Evet öğretmenim. Çok özür dilerim ama resmen dizi senaryosu. Ne demek dizi senaryosu müdür bey? Bunların hiçbirisi dizi senaryosu değil. Bu çocuğun söylediği her şey gerçek. Ayrıca şu anda burada bütün bunları konuşuyor olmak benim için ne kadar büyük bir saçmalıksa o kadar da büyük bir zuldür. Bunu böyle bilin. Ben şu anda burada kim tarafından organize edildiğini bilmediğim bir kumpasın içerisindeyim. Yapmayın, rica edeceğim. Onur Yiğit, çıkabilirsin. Hayat hocam. Çık Onur. Peki söyler misiniz Hayat Hanım? Bu Onur'un bahsettiği Sevda isimli öğrenci. Evet. Onur'u o gece o tekneye çağırdığına dair şahitlik eder mi? Etmiyor müdür bey. Etmiyor. Sorun da budur zaten. Bu çocuk bu işin kilit noktası olmasına rağmen kız hiçbir şey söylemiyor. Tek kelime bir şey etmiyor. Bilmiyorum, korkuyor mu? Biri baskı altına mı alıyor bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben çok çaresizim. Bakın Hayat Hanım, ortada fotoğraflar var. Peki, sizin söylediğiniz gibi kumpas diyelim. Ne demek diyelim müdür bey? Bu kumpasın ta kendisidir. Anlamıyorsunuz. Bakın, bunu yapanlar bu fotoğrafları direkt yetkililere de yollar. Ben yollamadığım ve konuyla ilgili işlem yapmadığım için başım ağrıyabilir. Büyük bir ceza alabilirim maazallah, Allah korusun. Meslekten ihraç bile edilebilirim. Anlıyor musunuz beni Hayat Hanım? Bakın, bu çok sıkıntılı. Bu çok sıkıntılı ve çok hassas bir konu. O yüzden lütfen beni anlayın. Ben bu konuda rapor yazmak zorundayım. Hayat Hanım. Dilekçeniz hazır. Hazırladığım raporla birlikte bunu da göndermem gerekiyor. Ya yardım edin! Kimsenin orada! İmzanız lazım. İstifa dilekçeniz. Üzgünsünüz, öyle mi müdür bey? Bakın bu hayatta mesleki olarak öğretmeye devam edebilmek için, tükenmemek için hep daha fazlasını öğrenmeye gayret ettim. Ve öğrendiklerim arasında en önemlilerinden biri neydi biliyor musunuz müdür bey? İnsanın içinde ne eksikse diline en çok o vurur. Bakın dikkat edin mesela. Bu hayatta paraya en düşkün insanlar genelde paranın önemsizliğinden en çok bahseden insanlardır. Ya da adalet, demokrasi kavramlarını her fırsatta yerli yersiz diline dolayan insanlar genelde adalet ve demokratlıktan dirhem nasibini almamış olan insanlardır. D
Dedikodu yapanlara sorsanız dedikodu yapmayı hiç sevmezler. Bunu da her fırsatta söylerler. Ve benim bu hayatta tanıdığım en ahlaksız insanlar kimlerdir biliyor musunuz Müdür Bey? Başkalarının hayatlarına dokunmadan tertemiz yaşamak dururken o insanların hayatlarını yargılayıp onlara ahlak dersi vermeye çalışanlardır. Bakın bu hayatta erdemlerini sözde değil, özünde yaşamaya gayret eden bir eğitimci olarak o raporda siz ne yazarsanız yazın, bu olayın lehime sonuçlanacağından ben adım gibi eminim. Ama siz bu hadiseden sonra nasıl bir vicdan muhasebesi yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Hayat Hanım,